Değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ısıtma videosu ile yine sizlerin karşısındayız. Daha önce 4 kilo peletimizi 4 kabımızla, yani şu kabımızda 4 tane kalın taraşla karıştırdık ve bunu yaktık. Daha sonra da 3 kilo peletten 3 kilo gene bu kaptan koyacak şekilde, dolacak şekilde yanma odamıza yerleştirdik. Bunu da yaktık. Arasındaki farkı gördük. Şimdi bu videoda tam tersini göreceğiz ki tam bir orantıyı yakalamak için. Bunu bir önceki videoyu, yani bu bahsettiğim videoyu izlemek isteyen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz, açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi bunu yapmamızın sebebi, ilk yanışta biliyorsunuz içeriği ısıtana kadar hızlı bir yanma oluşuyor. Biz de kalın talaşımızı hızlı yaktık, içeri ısıttık. Daha sonra ince talaştan da tasarruflu kullandık. Şimdi tam tersini yapacağız. Bakalım ne olacak, sonuç ne çıkacak, çok merak ediyorum. Şimdi burada 4 kilo, yani 4 kap koyduk. 4 kilo da şimdi buradan pelet koyacağız. Şu kabımız tamamen 4 kilo alıyor. 4 kilo diyorum. Tek 1 kilo alıyor. Şimdi bunu döküp karıştıracağız. Evet, 4. kilomuzu koyduk. Şimdi bunu iyice karıştırıp yanma odasına ben döküp... Ben karıştıramadım. Karıştıramadın mı? Onu şimdi yukarı döktük mü? Yukarıdan karıştırır. Tam ters olacak ya. Evet, şimdi döküyorum. Buraya honik yaptık. Daha önce söyledim. Evet, şimdi karıştıralım. Evet. Değerli kardeşlerim, tamamen doldu. Şimdi hemen yakıyoruz. Saatimize bakacağız. Kaç saat gidecek? Diğer videomuzda karşılaştıracağız. Videomuzu bitireceğiz. Evet, şimdi hemen yakalım. Neyle yakıyoruz değerli izleyenler? Pürmüzle yakıyoruz. Çünkü peleti yakmak çok zor. En iyisi pürmüzdür. Bunu bilgisini vermek istiyorum. Hemen yakalım. Evet, pürmüzümüzü de ilk önce yakıyoruz. Öyle uzun bir süre bekleyeceğiz. Evet, ateşimiz yandı, tüpümüzü kapattık. Hemen saate bakalım. Gel bakayım kızım, saatimiz kaçmış? Evet, saat 8'e 5 ver. 5. Dilim sürçtü. Saat 8'e 5 var. Değerli kardeşlerim, şimdi gel bakayım kızım. Şimdi peletimiz burada. İçerinin ısısına bakayım. Bir saniye getireyim. Getir çabuk. İçerinin ısısı. Daha önce yaktınız değil mi sobayı? Evet. Ama çok evet. Saat içeri ısınmıştı zaten. Saat işte bakın 19.5 derece. Ama içeri fazlasıyla ısıtacak. Biz kapıyı açarız. O geçenki yaktığımız gibi yakacağız. Yani normal bir şekilde yanacak. Aynı dengeyi sağlayabilmek için. Daha sonra bu bitti mi zaten kalın talaşla devam edeceğiz. Evet, devam edelim, görelim. Evet değerli kardeşlerim, hemen içeri ısısını göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi 22 derece 19 küsürdü. Saati göster kızım. Saat 8'i 8'e 5 kala yakmıştık. Şu an onu 20 geçiyor. Yani 9, 10, 2 saat 25 dakika olmuş. Gel canım. Evet, bakın haznemiz halen dolu gibi duruyor. Neden? Çünkü çok sağır yanıyor. Değerli kardeşlerim, bak gel buradan göster. İçeriği bile bu 2 saat 25 dakikada 3 derece ısıtabildi. Gördüğünüz gibi çok ağır yanıyor. Neden böyle yanıyor? Şöyle ben izah edeyim size. Şurada kalın talaşımızı ayarlamıştık. Şöyle elimde izah edeyim. Şimdi bakın görüyorsunuz. Elimde pelet var. Bunların aralarında boşluklar var. Bu talaş aradaki boşlukları dolduruyor. İnce talaşımız hava almasını engelliyor. Hava alamadığı için bu şekilde çok ağır bir şekilde yanıyor. Yani bunu koyduğumuz talaşı yarıya indirirsek, yani içeriği ısıttıktan sonra ince talaşı yarıya indirip koyarsak tasarruf sağlayabiliriz.
Şimdi içeri ısıtamadığımız için tasarrufun bir anlamı kalmıyor. Ama havalar şu an iyi. Çok soğuk günlerde verim alamayacağımızı düşünüyorum. Denemek lazım. Burada ince talaşımızı hazırladık. Onu da deneyecektik. Maalesef bir sıkıntı yaşadık. İşte yanmadığı için. Yanıyor ama çok sağır yanıyor. Şimdi üzerinden alacağım. Ne yapmayı düşünüyorum? Ne yapayım? Yani denesem mi bunu? Kalın talaşı denesem mi? Çünkü içerinin ısısı iyi. Bir deneyim ya. Üstündekini boşaltacağım buraya. Bu kalın talaşı 1 kilo, hatta 2 kilo koyayım. Saat daha yansın, biraz çocuklar ısınsın. Bu arada da bakalım ısı çok hızlı bir şekilde yükselecek mi, onu görmek istiyorum. Yani kıyaslamak adına videomuzu en azından tamamlamış oluruz. Üstünü boşaltacağım. Bundan 2 kilo koyarken, yani bitmesine yakın, alev olurken üzerine 2 kilo dökeceğim. Ondan sonra da bakalım ısı kaç dakika içerisinde yükselecek, hep beraber görelim. Evet değerli kardeşlerim, bunu boşaltana kadar aklın karayı seçtik. Boşalttık çok şükür. Şimdi üzerine bundan 2 tane döküyorum. 2 tane döktüğümde 1 kilo pelet yapacağım. Evet. Şöyle dolduralım. Evet. 1 kilo peletimizi koyduk. Hemen saati gel göster kızım. Isımız yükselecek mi, içerinin ısısı? Saat 11'e 10 var. Gel ısıyı da gösterelim babacığım. Bakın 21.9. Bununla uğraşırken ısı da düştü. Bakalım ısı 11'e 10 var. Kısa bir zamanda yükselirse hemen size göstereceğim. Evet değerli kardeşlerim, hemen bakın ısıyı göstereyim. İçerinin ısısı 25 derece. Saati göster oğlum. Bakın 35 dakika oldu. 11:25 geçiyor. Gel oğlum ateşi göster. Görüyorsunuz. Şuradan yukarıyı bir göster. Sadece burun içerisinde kaldı. Ama altını üstünü açık bıraktım. Gürür gürür yandı. 35 dakika içerisinde kaç derece yükselttiğini gördünüz. Bu şekilde de gürür gürür yanıyor. Neden? Çünkü kalın talaş hava almasını engellemiyor. Sobamızda gürür gürür yanıyor. Ha, ne yaparız biz? Burayı kapatırız. Burayı kapatırız. Bu yanmaya devam eder. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi aradaki farkı anlamış olduk. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler efendim. Hoşça kalın.